Orada gördüm. Hasköy. Tabii ben önce Selimiye'de oynadım. Sonra Beşiktaş altyapı, Fenerbahçe altyapıda ama Trabzonspor'da oynamak hayalimdi benim. Ha dur bitmedi. Pardon. Babam da dedi ki o gün formaları da ben alıyorum. Aa, Büyük kıyak. tabii şutlar lefterden, Şut formalar formalar ben de. babadan, pederden diyelim, kafiye olsun. Tabii. Baba bordo mavi. Baba bordo mavi. Trabzonluyuz ya bir de böyle bir yeni de gelmişiz ya kendimize kabul ettireceğiz ya. Baba tamam çocuklar tamam çocuklar bordo mavi tamam. Hiç unutmuyorum babam bir geliyor böyle iki tane böyle paket elinde. Hiç unutamam o gelişini biliyor musun? Çünkü bekliyorduk Şeyden akşam. Eminönü'nden mi formalar? Eminönü'nden trenden indi Ma Yeşilköy'den geliyor. sirke, Evet sirkeci evet Mario evet Gabay falan evet geliyor herhalde. Allah formalar geldi. Eve giremeden hemen apartmanın önünde açtık. Sarı lacivert. Sarı lacivert. Lefter yapmış bu takımı. Baba dedik ne oldu? Hani bordo mavi? Oğlum dedi sizin takım da lefter oynuyor. Lefter amcam Oğlu. oğlu lefter ya. Oğlu. Leftere başka forma yakışmaz. Ayıp olur. Ha, çok. Tam bir şey, Trabzon Şimdi, ama centilmenliği futbol göstermiş. buydu. Ama Tabii, dostluk buydu. tabii. Taraftarlık buydu. Ben Lefter'i çok iyi hatırlıyorum çünkü babam benim maç anlatırdı Evet tabii. biliyorsun. Türkiye'nin ilk Tabii en spikerlerinden. iyisi. En iyi Arada öğreten. adada olurduk. Ada Lefter'in sahası zaten. Çok Lefter'in güzel. top oynadığı yıllar ama hala ondan bahsediyorum yani. Hep babamla otururlardı, sohbet ederlerdi. Ben de böyle yanda Sen de otururdum. bak ne güzel. O Yani hep gözümün çocukluğumuz, önünde o ada, ortak balık yanımız tutuşu. çocukluğumuz defterin Tabii yanına tabii geçmiş dedim. tabii Biz tabii. Yeşilköy'den taşındık ayrıldık sonra. Koptuk ondan sonra. Ama yıllar yıllar sonra Lefter amcayı gördüğümde her şeyi tanıdı. Çok iyi hatırladı. Çok şey Ama bayağı sonra yani. Ha, bu dediğim 2000'li yılların başında falan oluyordu. 90'ların sonu falandı yani. o Yani yıllarda Trabzon'da idolün kimdi? Trabzon Şenol Güneş. yani kaleci. Şenol Güneş. Tabii Trabzon'un Başka mesela aklında kalan? Aslında bizde Krino Kafato vardır. Hiç tanımadım. Krino Kafato. Bu Kırım Harbi'nden kaçıp gelen aslında İtalyan asıllı bir general, bir aile Trabzon'a yerleşiyor 1850'lerde. İtalyan bir ailenin oğlu. Krino Kafato. Aa. İtalyan. Ve Trabzon Lisesi'nin kalecisi. Ve tıp fakültesini kazanıyor. Psikiyatrist oluyor. Süleymaniye Spor'un kalecisi oluyor. Aa, burada Süleymaniye o zamanlar Tabii büyük takım. Galatasaray Fener'le Büyük oynuyor takım. yani tabii. Süleymaniye Spor'un Evet. evet, Crino Capato. Ve Aa. sonra o gidiyor Kanada'ya. Aradan yıllar yıllar geçiyor. Ontario Gölü'nde bir tekne. Teknenin adı Trabzon. İçinde Crino Capato Aa. balık tutuyor. Yaşlı bir adam. Müthiş ya. Bunu Trabzonların tabii Müthiştir çoğu ya. bilmez ama işte Crino umarımdır. Capato'nun heykelini kilmesi lazım abi Ne Trabzon'da. kadar Ne kadar biz önemli. baksana bu İtalya O kültürü. çünkü Trabzon'un Ne heykelini kadar güzel göle değil mi? dikmiş. Ontario Tabii, kurtlarının tabii. içine Yani koymuş ya yani. Trabzon denilince o İtalyan kilisesinde rahip öldürülmesiyle anılıyor. Bu korkunç olayla ya bunu silmenin yolu kültürü oraya daha çok taşımaktır. Tabii, Çok tabii, kültürlü yaşama. tabii. Trabzon öyle bir kenttir ama. Bak, Çaykovski'nin İstanbul'la ilgili bir kitabı çıktı. Çok güzel bir kitap. Çok değerli bir kitap. Çaykovski İstanbul'da. İki kere geliyor İstanbul'a. Ama kitaba çok un. Çaykovski İstanbul'u hiç sevmiyor. O seyahatlerden birinde Kafkaslardan gelirken Batum'dan Trabzon'a uğruyor ve Trabzon'a bayılıyor Çaykovski. Trabzon'u çok seviyor. Kitap Çaykovski ve İstanbul üzerine ama aç oku Trabzon'u Trabzon. methediyor. Müthiş. Ve Anlamış o zaman dördüncü büyük evet bravo. Ve bak olacağını. başka bir şey söyleyeyim sana. Çaykovski'nin çok beğendiği Trabzon kuğuların göç yolundaki bir kenttir. Bugün hala nice Trabzonspor'u futbolcu yetiştiren Faroz, Moloz, o Sotka denilen Bakar sahil mısın ya? kesimde göç Kuğu zamanı bravo yüzlerce Gölü kuğu gelir. Kuğu Gölü balesini yazan kim? ha? Tabii Çaykovski. tabii müthiş ya. Peki ilk futbol kitaplarından biri Trabzon'da yazılmıştır. Association Football. Yazarı kim? Süleyman Rıza Kuğu. Kuğu, evet Öyleyse onu diyorum. okudum şimdi. O da kaleci Adada değil mi? yok kaleci Ya değil. O kaleci kale mi? futbolcu. Ha. Atlet. Yüksek ciritle sırıkla yüksek atlamacı. Müthiş bir spor adamı. Öyleyse diyorum. Neden Trabzonspor'un o TS kuğu olmasın ya? Evet. Neden Trabzon'da bir Çaykovski'nin heykeli Evet. olmasın Demek ha? ki sırf hamsi değil yani. Ya ne güzel. Evet. Tabii şimdi o Faroza tabii bu kiç. Yani Hiç bu kiç kültür anladın mı? Ben başkalarının kültürü ya. yakıştırması Ya biraz hamsi da. de benim, hamsi benim ayrı bir konu Evet. da bu değil ya. Yani Evet. neden o Faroza'da Çaykovski'nin heykeli
Ve onun o bakıyor yüzen kuğulara bakıyor. O sözleriyle. O sözleriyle. Moroz'a kuzeyden Rusya'dan gelen kuğular, Çarkıskı onlara bakıyor ve Trabzon hakkındaki sözleri. Müthiş. Ve o sırada her kuğu gölü balesinin müziği. Peki. Başka bir gösteriye gelelim o zaman. Varol Yürkmez. Ay ya büyük trajedi ya. Çok değer güzel. Ya ben ya. Tabii onu çok güzel onu insan. En Beşiktaş'ta hem Altay'da seyrettim. Galatasaray'da bile gördüm, şaşırdım hatta. Sen üçüncü kaleci gibiydi evet. Galatasaray'da Nihat Akbay'ın. Onu seyrettim ama Varol'un hikayeleri, ses, hayat mecmualarında devamlı Varol'un hikayelerini okudum. Bana deseniz ki bir kalecinin hayatını çekeceksin, Varol Yürkmez'i çekeceksin. Yani düşünebiliyor musun? Madrid Panteri, müthiş. Di Stefano'ya karşı falan oynuyor, onları çıldırtıyor. Müthiş. Tekme atıyorlar, gol müthiş. Yesin diye tekmeleye kırıyorlar her tarafını. Tabii tekmeleye tekmeleye golü atıyorlar. Ama buna karşılık bir de 5 fark almadan kumpanyalarda gösteri yapıyor. Anlat biraz o hikayeyi. Ya. Arifiye tren istasyonu. İzmit Kocaeli tarafında. Evet. Orada bir memur. O kadar yoksullar ki. Trenler kömürlü. Kömürler düşer ya. Bu çocuk evini ısıtmak için çocukken tren yolunda kömürleri topluyor ya. Var al o ya. Ve babasını küçük yaşta kaybediyor. Ezilmiş. Ezilen sınıfın çocuğu. Geliyor İstanbul'a. Bağlarbaşı. Bağlarbaşı meydanında bayram yeri vardı. Ben Bağlarbaşı'ndayım. Bağlarbaşı. Ben de Zeynep Kamil'e oturdum sonra. Evet. Eşikliğinden sonra Zeynep Kamil. Orada bayram yeri vardı biliyorsun. Tabii. Futbol sahası vardı. Şeydi, sonra pazar da kurulurdu. Pazar da kurulurdu. Ve orada Altunizade'ye doğru. Ve orada başlıyor kaleciliğe. Mes, dediğin gibi Beşiktaş'ta oynuyor, Altay'da oynuyor, Galatasaray'da oynuyor. Çok çok iyi bir kaleci. Ama açlığıyla ölüyor. Sadece spor sayfasında değil. Tabii, magazin sayfasında en çok gözüken futbolcu. Tabii, aynı zamanda ya, kriminal sayfalarda. Her sayfada. Her sayfada. Ya. Hayatı dolu dolu yaşıyor biliyor musun? Çok. Ama şey nasıl söyleyeyim böyle hani affedersiniz ama hırt değil yani anlatabildim mi? Evet. Ya insan güzeli ya. Evet. Sonra sinemada 6 tane filmde oynuyor. Tabii. Müthiş hayat dolu bir adam ya. Ya tam böyle bir... Esprili çok... Herkes tarafından sevilen. Çok. Çünkü şunu özellikle söylüyorum. Neden? Onun hakkında o kadar kötü yazılar okudum ki ben. Hiç anlamamışlar onu. İsim vermeyeceğim. Hem de bir yazan da bir kaleci. Ha, insaf ya. Yani ya, şimdi Varol abinin özelliği şu. Varol abinin özelliği şu. Milli maçta Çeklerden 6 tane gol yiyor. Parası da yok, bir şey yok. Bir kumpanyacı geliyor. Diyor ki ona ya de biz turneye çıkıyoruz. Kumpanya. İşte dansöz, mansöz, müzik, eğlence. Sen de gelir misin? Tamam. Yani şu kadar para. Gidiyor. Ve sirk çadırlarında, o kumpanya o çadırlarda yediği golleri anlatıyor. Aslında tek kişilik gösteri yapıyor. Meddah daha doğrusu. Evet, meddah. Evet. Ama öyleydi var oldu. Meddah. Başlıyor anlatmaya. Düşünelim. Parasını alamıyor ondan sonra. Orada bir kıza aşık oluyor gene. Onunla kaçıyor. Ya, çok güzel. Çok güzel adam. Çok güzel bir hayat. Benim en çok severek yazdığım şeylerden biri de kalecilerden biri de Varol'a. Varol evet, ama zaten ve sonra hapse de düşüyor ne yazık ki. Bir yine otomotiv meselesi oluyor. Kaçak gelen otomotiv meselesi falan. Evet. Öyle bir otomotiv evet. alıyor. Ondan dolayı bir futboldan sonra biliyor musun? En son bak o dediğin takımlarda oynuyor ya. Amatör ligde oynuyor. Tekel spora gidiyor. Tabii gidiyor. Tekel spora gidiyor evet, ya. Evet. Çok yani. Şimdi ben bu yüzden aslında ben hep şey düşünüyorum. Sen bilirsin eskiden lunaparklar vardı. Bayram yerleri. Bağlamaşı'nda da vardı. Göztepe'de de vardı. Bayram yerleri. Lunaparklar. Hava güzel olunca hele ki yazın. Bayram yerine gidilir. Orada böyle nişan alırdık. Nişan. Tüfekle nişan alırdın. Halka atardın. Bir de nişan alınan bir yer vardı. Kaleci. 3 penaltı. Evet. Üçü de gol olursa sigara alıyordun. Tabii. Hatırlarsın değil mi? Tabii. Orada kalecinin hüznü. Düşünsene yani tıpkı o nişangahlardan biri gibi. Ha? Tabii. Lunapark kalecileri vardı. Hep Varol Yürkmez gelir aklıma biliyor musun? Biraz o zaten o hüznün adamı hüznün, yani. O trajedi. Ama aynı zamanda ona kendi esprileriyle aşmış bir adam. Çok. Müthiş. Ya yani çok aslında futbol folklorunun en önemli tiplerinden biri. Abi dedim ya yani bana desen ki bir futbolcunun hayatını film yapacaksın. Varol Yürkmez yapar. Varol'un var mıydı yoksa Varol hakkında bir film? Şeyi orada hatırlıyorum. Şenol Birol golü var. Metin Oktay'ın filmi var. Kedi kalecik. Kedi der. Kedi var. Kaleci lafı da ona denmişti. Tabii. Kedi kaleci Varol Yürkmez'dir. Ona derlerdi kedi kaleci. Her kalecinin bir
lakabı evet, vardı ya. Evet. Kedi kaleci. Ama aynı zamanda Madrid Panteri. Madrid yani. Panteri. İşte bir de Berlin Panteri o ondan sonra o ona istinaden. Ama onun asıl unvanı kedi kaleci. Evet. Bir de böyle kaleci bir maçta parlar da onun adını alır ya. İşte o evet. da Madrid Panteri. Ama kedi evet. kaleci aslında. Ali Artuner de rahmetli. Ona da baktım. Aslında evet, evet. Belki daha sonra onu da eklersin. Evet. O da çok dramatik İzmirli. Hayatların o da Moskova Panteri. Moskova o da Panteri, senin burada Türkay Şeren'in Turgay değil evet. Türkay Şeren'in hikayesini anlatıyorsun son maçı Moskova. Evet. Orada Ali giriyor oyuna. Turgay Şeren doğru. sakatlanıyor doğru. ve evet. Ali Moskova Panteri 2-0'lık maç. Çok çok Rusya 66 Dünya Kupası'ndan dönmüş. Cenk var ya kaleci Cenk. Ya onun akrabasıdır. Onun akrabası. Evet. Şimdi ben Cenk'ten istedim. Cenk şimdi İspanya'da. Şimdi abi sevgili abi ne yazık ki yazılı belge bilgi yok. Çok az tabii. Çok hiç yok abi. Öyle kaleciler için hiç yok. Çok az. Kaleciler futbolda o kadar çok önemli yani çok. Kalem de önemsenmemiş.